Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım Ekonomibiz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul kapanış değerlendirmesi ile karşınızdayım. Hafta sonunda detaylı çalışmalar yayınlayacağım borsaya ilişkin ama tabii ki kapanışa ilişkin sizlerin de merak ettiklerini cevaplamak gerek. Bugün borsamız cephesinde sert satışların olduğu bir gün. Bank of America epey satıcılı tarafta. Zaten bir süredir yayınlarımda özellikle Viyop pastasından da bahsediyorum. Elimden geldiğince bu kaldıraçlı piyasalarda arka planda olanı biteni de anlatmaya çalışıyorum. Çünkü orası huzursuzsa bizim piyasada çok huzurlu kalamıyor. Veyahut da hareketler biraz manipülatif olabiliyor. Piyasayı yukarı sürüyorlar ama daha sonrasında çatır çatır indiriyorlar. Mesela benim en net anımsadığım şu Yapı Kredi manipülasyonunun yapıldığı dönemde Borsa İstanbul tarihi zirvesine yani yakın dönemde 2015 dolar 2015'teki dolar bazlı seviyesi olan 341 dolara kadar 345 dolara kadar yükselmişti. Akabinde sert bir satış geldi. Çünkü evvela satış yayınlandı, yalanlandı. Daha sonrasında da Şimşek vergisiyle beraber çıktı piyasaya. Vergi almayı düşünüyoruz dedi ve o zaman da bakın yapılan satışlar 2024 yılı trendine kadar olmuştu. Şurada asıl beni rahatsız eden olay gerçekleşti. Bakın 2024 yılı trendi 10.700'ler kırıldıktan sonra kırılmış oldu. Teknik anlamdaki sinyaller kıymetlidir. Bakın şurada burası kırıldıktan sonra gelen satışların dengesizliğine bakın. Ve ilk önemli destek sahası olan 9.700 kıyılarına kadar bu kaotik Japonya'daki çöküş sonrasında gelen şuradaki düşüşü gördük. Ve şimdi yine tekrar aşağı doğru saldıran bir piyasa var. Bakın 4 saatlik trendleri aşamıyoruz. Saatlikte süper trendleri aşamıyoruz. Piyasa tepkileri anlamında cılız bir piyasadır. Ve şöyle baktığımda 10.120, 10.170 buralar üzerinde kapanış istiyor piyasa ama o kapanış gelmiyor arkadaşlar. Ve vaziyet hal bu şekilde ilerledikçe 9.900 gibi seviyelerde kapanış yaptık. Mesela şöyle haftalık trendleri gösterdiğim zaman haftalık trendlerde bakın bir miktar alımlar gelmişti şu 9.700 kıyılarına yaklaşınca 9.737'ye kadar düşmüştü piyasa ve sonrasında bu 10.200 kıyılarına kadar bir tepki geldi. Hareketler çok cılız kalmaya devam ediyor. Mesela ben yurt dışı borsalara da şöyle bir bakmak istiyorum. Yurt dışı nasıl? Yurt dışına baktığım zaman her şey güllük gülistanlık. Bakın orası da düştü. Haftalıkların orta aşağısına doğru sarktı. Orası da haftalık trend dirençleri olan 5.350'ye doğru gidiyor. Anlatmıştık bu S&P 500'e 5.400'e kadar bir tepki vermeli diyorduk. Orası gerekeni yapıyor ama biz gerekeni yapamıyoruz. Ülkenin koca koca holdinglerinin bilançoları vasatın da altında gelmeye devam ediyor. Mesela Koç Holding'in bilançosu piyasayı ciddi anlamda sarstı. Bunları anlattım zaten. Dün de anlattım bilanço sonrasında. Bakın 186 liralara kadar Koç Holding'in de gerileyebildiğini gördük. Keza Sabancı Holding de kritik noktalara kadar geriledi. Endeks 9.907 seviyelerinde karanlık odadan çıkmış oldu. Koç Holding 185 lira 90 kuruşla. Yine Sabancı Holding'e baktığım zaman Sabancı Holding nelerdi? Orada da 89 çok önemli. 90 lira 15 kuruşla ve Türk Hava Yolları bir iki gündür endekse destek çıkan Türk Hava Yolları da yine trend aşağısında kapatmış oldu. Tüpraş da keza trendlerin aşağısında kapatmış oldu. Dirençlerden satış yemiş oldular. Ama bir piyasa var ki o da bankalar. Bankacılık endeksi inanılmaz bir tokat yiyor. Bakın piyasalarda riskler arttığı zaman anlattığım önemli yayınlarımdan başında gelen bir video vardı. O da borsada kilit orası yıkılırsa piyasa yıkılır diye bankacılık endeksine özel bir yayın yapmıştım. Bankalarda o zaman da bahsettim. Bakın o bahsettiğim seviyeler 15 binlerdeydi. Bugün 12 bin küsürdeki bankacılık endeksini konuşuyoruz. Bankaların sarsılması piyasaları sarstı. Neden? Hani burada piyasamızda bir yabancının kırıntısı dahi varsa risklerin ve stresin arttığı dönemde, gerginliğin arttığı dönemde burada nereyi satarlar? Yine döner dolaşır bankaları satarlar. Bankalar haftalık süper trendin aşağısında işlem görmeye başladı ne yazık ki ve haftayı bu şekilde kapattı. Yeni haftada da bankacılık endeksinin biraz daha satış yemesi, belki 12.200 üzeri de aşağı yönlü kırıp daha aşağılara doğru inme ihtimali masada tutulmalıdır. Bankaların aşağı yönlü geldiği bir senaryo piyasalar için çok harika bir senaryo değildir. Bakın şöyle baktığım zaman 12.178, 12.200 daha önce fitil bıraktığı bir alan ve daha aşağılarda da çeşitli seviyelerinde baskın olduğunu görebiliyoruz. Bakın şu bölgelerde mesela haftalık grafiklerde hem direnç hem de destek olarak çalışmış bölgeler var. 10.000 seviyeleri gibi yani 10.800, 9.000 seviyeleri arasındaki band görüyorsunuz. Buna benzer bir olası gerilemeler ki alt bantlara doğru inişler. Güncelde ne kadar inmişiz aşağı onu da bir ölçmek istiyorum. Güncelde bankacılık endeksi %20 aşağı indi. Olur da hani çeşitli negatiflikler olursa aynı Koç Holding'de olduğu gibi belki %30, %40 arasında bir aşağı yönlü potansiyel içermiş olur. Bu da piyasamızda 100 günlük ortalamaları geçemeyen ve
4 saatlik kısa vadeli Kaufman hareketli ortalamasını dahi geçemeyen bir borsa için aşağı yönlü gelişlerde 9700'e kırılıyorsa 9200, 9, 10.000, 10.100 bandı gibi, yani 9200, 9250 ile tepede 10.000, 10.200 bandı arasındaki bandı kullanan bir borsa oyununa doğru geçmiş olur piyasa. Bunu yakın takip ediyoruz. Bir süredir biliyorsunuz piyasalar tarafında asıl darbe vurulmadı diyorum. Biraz bankacılık endeksi stresli ve biraz da açıkçası ikinci çeyrekteki bilançolardan da büyük şirketlerde, lokomotif şirketlerde öyle harika performanslar bekliyor değilim arkadaşlar. Bakın Koç Holding'in ilk açıkladığı birinci çeyrek bilançosunda da çok korkunç bir vaziyet vardı. Hatta piyasa şaşırmıştı. Sabancı Holding onu takip etti. Koç Holding'in ikinci bilançosu ilk bilançosunu da aratmadı. Yani baktığımız zaman piyasalar tarafında yüksek faizin getirdiği, kurun üzerine elimizle bastırmanın getirmiş olduğu bir stres var ve bu stres şirket bilançolarına çatır çatır yansıyor ve piyasalarda lokomotif şirketlerin bu kadar korkunç sonuçlar vermesi açıkçası durgunluk ihtimalini masaya getiriyor. Yani piyasa tarafının kuşatıldığı hadiselere baktığım zaman bir ülkemize özel ve tabii ki ABD'de de benzer bir dert var. Durgunluk senaryosu hakim oluyor. Bir. İkincisi hemen yanı başımızda İran-İsrail gerginliklerinin çok taze tutulması ve bu gerginliğin içerisinde eğrisiyle doğrusuyla bir taraf mahiyeti içerisinde bulunan açıklamalarımızın, sözlerimizin olması işin hani siyasi kısmı, askeri operasyonel kısımları benim uzmanlık alanım değil. Ama bu da bir risk olarak global piyasalarda da duruyor. Hemen yanı başımızda olması dolayısıyla bizi de etkiliyor. Yine baktığımız zaman Japonya'daki hadiseler nispeten durulur gibi oldu yurt dışı borsalarda ve kripto varlıklarda biraz tepkiler var. Ama oradaki işlerde tepki statüsünde mi kalacak bunları takip ediyoruz. Bu da önemli ve bize özel önemli hadiselerden bir tanesi döviz kuru arkadaşlar. Döviz kuru tarafındaki baskı piyasamızı sarsmaya devam ediyor. Daha önce de anlattım. Yabancı sürekli çıkış yapıyor, çıkış yapıyor. Amenna. Ama bu çıkışı yaptıktan sonra iyi haberler geliyor. Şimdi yabancı alacak mı? Yabancı daha böyle satıyor o. Biraz yukarı doğru gidiyor. Onun sattığı seviyenin de üzerine çıkıyor piyasa. Nasıl olacak bu adam? Yani daha ucuza alma imkanını beklemek varken veyahut da dövizin hareketiyle döviz bazlı ucuzlama ya da borsanın Türk lirası bazlı düşüşüyle yine döviz bazlı ucuzlama imkanını kovalaması, beklemesi varken tutup da daha mı pahalıya alacak sattığı seviyeden, tabii ki öyle bir şey yapmadı arkadaşlar. Bu da bir dipnot olsun. Gelelim Borsa İstanbul'un dolar bazlı seviyelerine. Dolar bazlı da işler öyle harika gitmiyor arkadaşlar. Dolar bazlı seviyelere baktığım zaman önümüzdeki hafta 287 dolar seviyesi tarihi bir seviye olacaktır. 287 sağlar aşağı yönde iniyorsa o zaman biz 260-270 dolar bandı arasına doğru inen bir piyasa görmeye, buralara doğru inme gayreti içerisinde olan bir piyasa görmeye başlarız. Yakın takip edeceğim. Mesela dolar bazlı grafiklerde de şöyle aylık ortalamaları göstereyim sizlere. Bakın şuralar önemlidir. Daha önce aylık ortalamaların aşağısına sarktığı da var şöyle bir 2022 yılından sonra. Ve şuraya baktığımız zaman orası 266 dolarları gösteriyor. Yani 250, 260, 270 dolar bandı arasına doğru gevşeme ihtimali olan bir borsa olur. 287 dolarlar kısa vadede önemlidir. Bakın aylık grafiklerde ne güzel kabak gibi oturdu buraya. Bu 280 dolarların seviyesi aşağısına doğru iniyorsa dikkat. Evet. Şimdilik piyasalarda temkin öneriyoruz. Çeşitli şirketlerde hani alım satım seviyeleri olarak da değerlendirebileceğim, talep aralıklarını analiz etmeye çalıştığım çeşitli yayınlarda paylaşacağım sizlere. Piyasada riskler hala masada. Dün de yayın yaptım. Geride bıraktığımız günlerde de benzer yayınlar yaptım. Şu an farklı bir söylem içerisine girmemi gerektirecek bir ortam yok. Bankacılık endeksi stresi körüklemeye devam ediyor ve hafta sonuna bile acaba ne tuhaflık olacak şekliyle giriyorsak biraz kenardan izlemenin faydası vardır. Evet, kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Şimdilik aktaracaklarım, paylaşacaklarım bu kadar. İlerleyen saatlerde inşallah yeni yayınlarımda karşınızda olmaya çalışacağım. Benimle beraber piyasa takibi yapmak isterseniz Ekonomi Topluluk isimli YouTube katılım eline katılabilirsiniz. Finansal Piyasalar Eğitim Seti hediyem, iletişim kanalım ve pazardan pazara yayınlamış olduğum raporlarım var. Sizleri de bu kanalın Ekonomi Topluluk isimli katılım kendinizi geliştirmeye, profesyonel olarak piyasaları takip etmeye ve pazardan pazara yazmış olduğum raporlarımla beraber piyasaları daha emniyetli takip etmeye davet etmiş olayım. Sağlıcakla kalın, kendinize çok iyi bakın.